Evet, güçsüzlüğün gücü. Bakın güç, Aikido yapan var mı burada? Aikido. Güçsüzlüğün gücü demek esasında, mesela sessizlik güçsüzlüğün gücüdür. Yani sessiz kalabilmek bir güçtür. Yani birisi de bağırdığı zaman susarsanız güçlüsünüz anlamına gelir. Önemli olan bunu nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Bununla ilgili bir tane şey anlatayım size, fıkra anlatayım. Bir gün adam bara girmiş ve oturmuş, piyano çalmaya başlamış. O sırada şey gelmiş. Bir sarhoş gelmiş. Demiş ki, amma berbat çalıyorsun demiş ya. Senin kadar berbat çalanı görmedim. Dönmüş adam demiş ki, olabilir demiş. Evet, hakikaten kötü çalıyorum demiş. Sarhoş hırslanmış, almış viski bardağını, kafasını aşağı dökmüş. Piyanoyu çalan adam suratına bakmış. Sonra diliyle düşen viskileri yalamış. Demiş ki, sen herhalde Jack Daniels içiyorsun. Çok sert. Sen Johnny Walker iç demiş. Şimdi biliyorsunuz esasında hosteslere bu eğitimler veriliyor. Bilmiyorum, hosteslik yapan var mı geçmişte hiç? Bir gün adam uçaktaymış, çok negatifmiş, o kadar negatifmiş ki uçağa binmiş şansa, oturmuş iki kişinin arasına, sandviç istemiş. Hostes getirmiş sandviçi, ondan sonra adam almış, çok sert bir sandviçti. Kızmış, hemen zile basmış, çağırmış hostes demiş, ne berbat sandviç demiş ya, hayatta hiç böyle bir sandviç görmedim demiş. Çok kötü sandviç demiş. Şimdi hostes bunu eğitim almış, demiş ki, İlk önce şeye bakmış sandviçe, sonra adama bakmış, kötü sandviç demiş. Şimdi, bundan işte aslında baktığınız zaman böyle çok pratik şeylerde insanların sinirlerini falan yapabilirsiniz. Önemli olan kendi içinizde güçlü olduktan sonra dünyadan fazla etkilenmezsiniz. Evet, temelde insanın bedenini, düşüncelerini, değil mi, duygularını alırsak geri ne kalır? Ben sizin duygularını, düşünceleriniz, bedeniniz alırsak geri ne kalır? Bir tek ne kalır? En gücünüzde kalıyor satıcı olaraktan. İlişki kurma kapasiteniz. Bakın satış temelde ilişki kurmaktır. İnsanlarla ne kadar rahat ilişki kurabiliyorsunuz? Bir insan tanıştığınız zaman rahat konuşmaya başlayabiliyor musunuz? Rahat soru sorabiliyor musunuz? Kendinizi rahatsız ediyor musunuz? İnsanlar kendini sizin yanınıza rahatsız ediyorlar mı? Bakın bir insan rahatsızsa yanına gittiğiniz zaman siz de rahatsız olursunuz. Bilmiyorum, oluyor mu? Bazı insanların yanında kendinizi çok rahat hissedersiniz. Bazı insanların yanında kendinizi çok rahatsız edersiniz. O kişinin kendisiyle ilgili düşüncesidir esasında. O yüzden siz insanların yanında ne kadar rahatsanız, o kişi sizde o kadar rahattır. Kendinizle ilgili o kadar dalga geçebiliyorsanız, kendinizle ilgili o kadar rahatsanız, o kişi de rahat oluyor. O zaman baktığımız zaman esasında sizin ilişki kurma kapasitenizi kendinize ne kadar barışık olmanızla alakalıdır. Kendinize ne kadar barışıksanız, o kadar başarılı olursunuz. Peki bugün baktığımızda insanlar niye başarılı olmuyorlar? Çünkü baktığında hep ben vardı değil mi? Satışta ben. Satış esasında ben değildir. Ben esasında sizdir, sendir. Bugün baktığınız zaman odaklanmanız gereken şey, tamamen karşınızdaki iştir. Ben hep şunu söylüyorum satışlara. Satışa gittiğin zaman tek bir şey yap. Kafandan para kazanma hırsını çıkar. Komisyonu çıkar. Hiçbir şey düşünme. Tek bir şey düşün. Karşımdaki insana ben nasıl değer katabilirim? Karşımdaki insana ben nasıl hizmet edebilirim? Tek bunu düşünün. Başarı gelecektir. Bugün Birsen Yalçınkaya değil mi? İyi satıcı oldu. Birsen Hanım'la birlikteyiz sabahleyin. Onunla sohbet ettik biraz. O da diyor ki benim diyor, en büyük gücüm diyor kesinlikle müşterinin menfaati için satmama lüksüne sahip olmam diyor. Satmama lüksüne. Çok önemli bir şey bu. Yani satmıyorsanız ama diyor nasıl satıyorum? Referan, onun tanıdığını. Aslında bu iş çevre işi ama bugün baktığınız zaman, bugün hepsi ama bugün baktığımız zaman insanın her dakika için satamadığı her insan ona bir referans getirir. Öyle düşünün. Satmanız zaman bir şey kaybetmiyorsunuz. Satmanız zaman iyi satıcı oluyorsunuz. Muhakkak onun bir çevresinden birisi de gelecektir. Evet, satışta iki tane faktör var. Bir tanesi ikna etme sanatı. İkna etmek ne demektir? Ne demek ikna etmek? Sizce? Siz? İnandırmak. Evet. Tamamen inanç dedim yani demin sonduk hani kelebi koparır mısınız? Karşımızdaki insanların inançlarını ve değerlerini değiştiremezsiniz. Bakın hiçbir insanın inancı ve değeri değişmez. Ama insan neyi değişebilir? Bakış açısı. Yani o olaya bakış açısı. Değişen bizim bakış açımızdır. Yani insanların temelde inançları değerlerine gittiğiniz zaman egolarına gidersiniz. Egosuna giderseniz ne olur? Kişi kendisini kapatır. Kesinlikle siz hiçbir şey paylaşmaz. Ama insanlara baktığınız zaman onların bakış açısıyla, yani ona empati diyoruz, onlar gibi düşünebilirseniz, onlar gibi hissedebilirseniz başarırsınız. Bugün Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Demişler, size bir tane ambulans çağıralım. Yok demiş Nasrettin Hoca. Bana damdan düşen birisini getirin. Tamam öyle bir şey yani. İnsanlar onu arıyor esasında. Yani insanlar damdan düşen birisini arıyor. Ambulans aramıyorlar yani. Çünkü insan o zaman güveniyor karşısındakine. İkincisi soru sorma sanatı. Bakın satışta %80 soru soruyoruz. %20 dinliyoruz. Pardon, %80 dinliyoruz. %20 soru konuşuyoruz. Konuşurken soru soruyoruz. Bakın kapıda yazıyor. İyi dinlemek. İyi dinlemek iyi satıcı yapar sizi. İyi dinlemek bugün çağımızdaki en önemli şey. Doğru soruları soruyup karşımızdaki dinleyebilmek. Dinlemek çünkü sabır gerektiriyor. O yüzden zor. İkincisi, soru sormak için bilmeniz gerekiyor. Hangi soruları soracaksınız? Bizle tanıştığınız zaman biz diyoruz ki açık soru sorun mesela. Evinizi daha önce nereden aldınız? Nasıl aldınız? Kimden aldınız? Memnun musunuz? Şekline en azından bakmanız lazım. Hep soru sormanız lazım. 8-10 tane soru sormanız lazım ilk başta. O 8-10 soruyla karşımızdaki insanı anlamaya, tanımaya çalışmamız gerekiyor. Ondan sonra yapmamız gereken şey yönlendirmektir. Ama ilk temelde satış tamamen soru sorarak başlıyor. Evet. Ups. Evet. Şimdi bakın tavır. Bugün baktığınız zaman bir mağazaya girdiniz, değil mi içeri? Bir anda aklınızda bir şey almak varken 3 şey aldınız. Veya bugün bir mağazaya girdiniz, hemen satıcı yanınıza geldi ve o mağazadan çıkmak istediniz. Tek farkı o kişinin, tezgahtarın, müşteri temsilcisinin, satıcının, değil mi? Tavrı. Tavır. Enerjisi yani. Düşüncesi. Kafasından ne geçer? O yüzden çoğu satış esasına baktığımız zaman, bakın aranızda çok iyi satışlar olsa bile bunların tavırları yanlış olduğu için bazı müşterileri kaçırabilirler. Ama hep olumlu tavrınız olursa, yani olumlu tavır şu demektir aslında, karşımızdaki insanın menfaati için ne yapabilirim düşüncesi. Tamam, bu kadar. Kafanızdan bunu geçirirseniz sürekli. Artık kendiniz nasıl konuştuğunuz önemlidir. Bakın, insanlar mesela çoğu zaman direnç gösterirler. Lütfen ellerinizi birleştirin. Ellerinizi şöyle birleştirin, şöyle birleştirin. Tamam. Böyle aynı bir şekilde birleştirin. Birleştiriyor musunuz? Tamam, şimdi sağ elinizle sol elinizi itin. Sağa sola itin. Sağ elinizle sola itin. Değil mi? Hiçbir yere gitmiyor. Ne oluyor? Beden direnç gösteriyor. Bakın kendi vücudunuzu bile yönetemiyorsunuz. Sağla sola itin diyorum, sol sağa itiyor. Değil mi baktığınız zaman? Direnç. İnsan böyle bir şey. Bir insan çok fazla yüklenirseniz o insan ne yapar? Direnç gösterir. Yani istediği bir şey bile istemeyebilir. Direnç gösterir. O yüzden ne yapmamız lazım? İnsanları hissetmemiz gerekiyor. Olumlu düşünmelerini sağlamamız gerekiyor. Satışlarda en önemli şey iç konuşmalardır bakın. Satıcı gün boyunca konuşur kendisiyle. Kendinizle nasıl konuşuyorsunuz? Olumlu mu konuşuyorsunuz? Evet, ben satış yapabilirim, ben çok başarılıyım diye konu. Yoksa ya ben sakarım, yine satamayacağım, 6 ay oldu bir satış yapmadım, yandım bittim. Kendiniz nasıl konuştuğunuz çok önemli. Çünkü kendi konuşmanız sizin öz motivasyonunuzu sağlar. Kendinizle olumlu mu konuşuyorsunuz? Kendinize güvenerek mi konuşuyorsunuz? Yoksa kendinizle negatif mi konuşuyorsunuz? O yüzden kendiniz gibi düşünceleriniz sizin davranışlarınızı etkiler. O yüzden mümkün olduğu kadar karşınızdaki kişiyle konuşurken kendi iç konuşmanıza şey olması lazım. Evet. Satış temelde tek bir şeydir. Coşku. Coşku. Karşınızdaki insana enerji vermeniz lazım. Peki enerji nereden geliyor? Çok basit. İşinizi seviyor musunuz? Remax'e inanıyor musunuz? Yaptığınız işi seviyor musunuz? Budur. Bunları yaptığınız zaman coşku olur. Yaparken severek yaparsınız. Sevdiğiniz için enerji verirsiniz. Enerji verdiğiniz için karşınızdaki kişiden buna etkilenir. Bakın satıştaki en önemli şey enerjidir. Yani karşımızdaki insana enerjimiz bulaşıcıdır. Sizde ne tür bir enerji varsa karşıya geçiyor. Temelde o yüzden yapmanız gereken kendi duymuş olduğunuz heyecanı, coşkuyu, enerjiyi karşıya aktarıp onunla sizde aynı inanç sistemine sahip olmanızı sağlamak. Karşımızdaki inanç sistemini değiştiremeyiz ama karşımızdaki insanın enerji vererekten onu pozitif etkileyebiliriz. Çok negatif bile olsa insan, çok iyi bir enerjiyle karşınızdaki insanı çok pozitif yapabilirsiniz. Tamamen sizin coşkunuzla ilgili bir şey. Coşku da sizin tamamen kendi ruh halinizden geliyor. Bakın Amerika'daki o